Merhaba arkadaşlar, Dershane Burada hepiniz hoş geldiniz. Ben Aleyna Hoca. Sizlerle birlikte 10. sınıf tarih konusunun ilk ün testiyle beraberiz. Bu ünitemizde, yani aslında bu videolarımızda sizi ilk sınavınıza hazırlık olması amacından çok fazla detaya inmeden bir konu özeti yapacağız. Geçen senede konu anlatımlarımız vardı. Mutlaka onları da izleyin. Bu konu anlatımlarımızı da izleyin. Bu şekilde sınava hazır olacağınıza eminim. Zaten sonrasında sınava hazırlık videoları da, yani sınav soruları yayınlayacağız sizlere diyorum ve 10. sınıfın ilk ünitesi olan yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si, yani Türkiye tarihine bakacağız. İlk olarak Türklerden önce Anadolu'nun durumuna bakalım. Bu dönemde Anadolu'da büyük çoğunluğu Rumlar olmak üzere Ermeniler ve Suriyaniler de yaşıyor arkadaşlar. Yani birden fazla ırk Anadolu'da yaşıyor. Bizans'ın otoritesini büyük ölçüde kaybetmesinden yararlanan Ermeniler ve Gürcüler Bizans'a bağlı olarak doğuda kendi prensliklerini kuruyorlar. Anadolu'nun bu durumu yurt arayışı içinde olan Oğuz Türkleri için, yani Türkler için oldukça elverişli bir ortam hazırlıyor. Yani Anadolu biraz karışık, anlayacağınız üzere. Bizans otoritesini kaybediyor, farklı milletler kendi bağımsızlıklarını kurmaya, krallıklarını kurmaya çalışıyor. Türkler de bu kargaşadan faydalanarak Anadolu'ya doğru bir göç hareketinde bulunmayı planlıyorlar ve bulunuyorlar. Anadolu'ya ilk Türk akınlarına bakacak olursak, ilk Türk akınları 4. yüzyılda Hunlar tarafından gerçekleştiriliyor. 6. yüzyılda da Sibirler, Sabarlar, aynı bunların hepsi. Ankara, Konya, Kayseri akınlarına kadar giriyorlar arkadaşlar. İlk Müslüman Türk akınları ise Abbasiler tarafından Avasım illerine yerleştirilen Türk komutanlar tarafından yapılıyor. Not demişiz burada, ilk Türk akınları Anadolu'ya yerleşmek amacı taşımayıp daha çok keşif hareketleri niteliği taşımaktadır. Yurt edinme amaçlı akınlar Oğuz Türkleri ile başlamıştır diyoruz. Ve Selçuklu akınları. Şimdi arkadaşlar, Anadolu'nun fethi için yapılan Selçuklu akınları Çağrı Bey ve Tuğrul Bey ile başlıyor. Keşif seferleri bunlar. Keşfetmek, Anadolu'yu keşfetmek amacıyla yapıyorlar. Ve 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra da tam anlamıyla Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. Malazgirt Zaferi ile dediğimiz gibi Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. Türkler yurt edinmek amacıyla artık Anadolu'ya yerleşmeye başlıyorlar. Ve Anadolu'ya yerleştikten sonra işte her komutana bir beylik kurma, yani aldığı toprağı orada kendisine veriyorlar hükümdar. Onlar da ne yapıyor? Kendi beyliklerini kuruyorlar. Anadolu'da ilk Türk beylikleri bu şekilde kuruluyor. Baktık, Malazgirt Savaşı'nın ardından emrindeki komutanlar toprak fethedilendir vaadinde bulunuyor. Alparslan Orta Asya'daki Türk topluluklarını Anadolu'ya yönlendiriyor ve komutanların nüfus desteğinde de bulunuyor. Alparslan'dan sonra Büyük Selçuk Devleti'nin başına geçen Melikşah da aynı toprak fethedilendir mantığıyla ilerliyor. Ve bu hükümdarların tutumları Anadolu'daki ilk Türk beyliklerinin kurulmasına sebep oluyor dedik. O zaman Anadolu'da kurulmuş ilk Türk beyliklerine bakalım. İlki Danışmentler arkadaşlar. Danışmentoğlu zaten kuran kişinin ismini alıyor genellikle. Danışmentoğlu Ahmet Gazi tarafından Sivas merkezi kuruluyor. Bizans ve Ermenilerle savaşarak sınırlarını genişletiyorlar. Burası şöyle önemli. Çizebilirsiniz ya da yıldızlayabilirsiniz ya da not alabilirsiniz. Burada kalemin rengini değiştirmişim. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerin en güçlüsü. Sonrasında arkadaşlar 2. Kılıç Arslan'ın son verdiği bu beylik Türkiye Selçuklularına katılan da ilk Türk beyliği. Burayı da çizersiniz ya da not alırsınız. Bunu bazı AYT'de özellikle şu kısmı sorabilirler. Yine aklınızda bulunsun. Tokat'taki Yavasan Medresesi ve Kayseri Ulucağı Melik Gazi Kümbeti danışmentlerden günümüze kalan eserlerdendir. Ama şunu çoğunlukla daha çok soruyorlar. İkinci beyliğimiz Saltuklular arkadaşlar. Erzurum ve çevresinde Ebu Kasım Saltuk Bey tarafından kuruluyor. Gürcülerle savaşarak Kars'a kadar genişliyorlar ve Haçlıların ilerleyişini durduruyorlar. Yani birinci beylikler döneminde genelde Haçlılarla uğraşıyorlar. Saltuklulardan günümüze kalmış en önemli eser de Mama Hatun Türbesi. Şurası gördüğünüz gibi, yine en önemlisi bu. Üç gümbetler, tepsi, minare, kale ve ulu camidir demiş. Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı Hükmettin Süleyman Şah bu beyliğe son veriyor. Üçüncü olarak Mengücekliler.
Alparslan'ın komutanlarından Mengücek Gazi tarafından Erzincan ve Kemah dolaylarında kuruluyor. Haritada da görüyorsunuz zaten. Rum ve Gürcülerle başarılı bir şekilde mücadele ediyorlar. Yine aynı şekilde Divriği Ulu Cami. Şu fotoğrafta gördüğünüz en önemli eserlerinden birisidir. Alaaddin Keykubat da Büyük Anadolu Selçuklu Devleti topraklarına katıyor bu beyliği. Sonrasında Artuklular arkadaşlar. Hasankeyf, Mardin, yine haritada görüyorsunuz Harput şeklinde üç kol halinde Artuk Bey ve oğulları Sökmen ve İlgaz tarafından kuruluyorlar. Bunlar taş ve metal işçiliğinde ileri düzeydeler ve günümüze kalan en önemli eseri de Malabadi Köprüsü. Şurası. Hasankeyf koluna Eyyubiler, Mardin koluna Karakoyunlular, Harput koluna ise Türkiye Selçuklu Devleti son veriyor arkadaşlar. Artuklar döneminde yaşamış Sibernetik'in babası olan El Cezeri bu dönemde yaşıyor. Haberleşme, kontrol, denge kurma, ayarlama ilmi olan Sibernetik'in kurucusudur dedik. Su saatleri, fıskiyeler, mekanik müzik kutuları ve şifreli kilitler yapıyor. Bu da size AYT bilgisi ya da ek bilgi olarak kalsın aklınızda. Çakabeyli'de arkadaşlar, Çakabeyli'nde bilmeniz gereken en önemli şey ilk denizcilikle uğraşan beyliktir. Türk tarihi denizciliğe çalışmalar yapan ilk siyasi gücü burayı not alırsınız. Çakabey İzmir'i Bizans'ın elinden alarak beyliğini koruyor. Kısa sürede Urla, Çeşme, Foça, Midilli ve Sakız adalarında Bizans'tan alıyor. Türkiye Selçuklu hükümdarı 1. Kılıç Arslan Çakabey'in damadı oluyor. Kendi kayınbabasını öldürtüyor Bizans'ın kışkırtmalarından dolayı ve Çakabeyliğine son veriyor. Anadolu'da kurulmuş ilk Türk beyliklerini bitirdik arkadaşlar. Şimdi bu beyliklerin özelliklerine bakalım. Bayındırlık faaliyetinde bulunuyorlar. Cam, medrese gibi mimari eserleri inşa ediyorlar ve İslam kültürünü Anadolu'ya yayıyorlar. Bu bir. Kurdukları yerleşim beldelerini coğrafi unsurlara Türkçe isimler veriyorlar ve Türk kültürünü Anadolu'ya yayıyorlar bu şekilde. Başlarda savaşarak Haçlı ilerleşimi durdurmaya çalışıyorlar. Burayı unutmayın, şimdi şöyle olacak çünkü ilk Türk beylikleri Haçlılarla savaşıyor, Haçlıların ilerleyişini durduruyor. Bir de ikinci Türk beylikleri var, onlar da Moğolların ilerleyişini durduruyor. İkisini karıştırmayın. O zaman baktık Türkiye yani Anadolu Selçuklu Devleti Süleyman Şah tarafından başkenti İznik olmak üzere kuruluyor arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu'da yaptığı fetihler Suriye Selçuklu Sultanı ile araların açılmasına ve savaşmalarına neden oluyor. Süleyman Şah bu savaşta yeniliyor ve ölüyor. Süleyman Şah'ın ölümünden sonra tahta 1. Kılıç Arslan geçiyor. Haçlı seferleri başlıyor bu dönemde. 1. seferin ilk dalgasına karşı savaş yapıyor. Galip geliyor fakat ağır kayıplar da veriyor. O zaman baktık 1. Kılıç Arslan. Şimdi yani hükümdarlara bakacağız sırasıyla. Bizans entrikaları sonucunda az önce söyledik. Kayınpederi Çakabey'i öldürtüyor dedik. 1. Haçlı seferlerine Trakya ve Boğazlar üzerinden Anadolu'ya giren Haçlı birlikleri karşısında tutunamıyor. 1. Kılıç Arslan bu yüzden başkent İznik'i terk ediyor ve başkenti Konya'ya taşıyor. Haçlıları durdurmak için yapılan Dorlyon Savaşı'nda da başarılı olamıyor. Sonrasında o önce yerine 1. Mesut geçiyor. Ankara, Çankırı, Kastamonu dolaylarını egemenlik altına alıyor. Maraş bölgesinde topraklarına katıyor. Konya Akşehir'de yenilgi uğratıyor Bizans'ı. Ve bu dönemde de 2. Haçlı seferleri yaşanıyor. Ve Haçlı ordusunu Eskişehir yakınlarında yenilgi uğratıyor. Ve Haçlıların Anadolu'dan geçmesini engelliyor. Burada da bunu bilmemiz gerekiyor. Bu dönemde bastırılan ilk Selçuklu parası bakırdan bastırılıyor. Sonrasında 2. Kılıç Arslan arkadaşlar. Bu dönemde de Miryakefalon Savaşı yaşanıyor. Selçuklu Devleti kazanıyor. Burası bu sonucu önemli. Bu savaşla birlikte Bizans bir daha Türklere saldırmıyor ve böylece Türkleri Anadolu'dan atamayacağını kabulleniyor. Ve bu tarihten itibaren Avrupa'da da dahil Anadolu'ya Türk yurdu denmeye başlıyor arkadaşlar. Yani bu ikisine not alırsınız. Sonrasında Gıyasettin Keyhüsrev. Şimdi arkadaşlar 1. Gıyasettin Keyhüsrev 2 kere tahta geliyor. Kılıç Arslan geliyor. 2. Kılıç Arslan öldükten sonra 1. Gıyasettin Keyhüsrev tahta geçiyor. Sonrasında kardeşi Rüknettin Süleyman Şah Gıyasettin'den tahtı geri alıyor. Ondan sonra bir süre Rüknettin Süleyman Şah yapıyor hükümdarlığı. Sonrasında ölünce onun oğlu 3. Kılıç Arslan oturuyor tahta. Ama onun yaşı da küçük olduğu için 1. Gıyasettin Keyhüsrev 3. Kılıç Arslan'dan alıyor tahtı. Sonrasında bu dönemde de İznik Rum İmparatorluğu'na ittifak yaparak Trabzon Rum İmparatorluğu'nu mağlup ediyor. Samsun ve çevresinin sınırlarına katıyor. Karadeniz yolunun ticaret yolunun güvenliğini sağlıyor.
Antalya'yı fethederek Akdeniz'e ulaşıyor. Venedik'le bir ticaret anlaşması imzalıyor. Burasının şu kısmı önemli. Böylece ilk defa denizcilik faaliyetleri başlamış oluyor. Not alırsınız. Riyasettin Kevsürev'den sonra 1. İzzettin Kaykavuz Kıbrıs Krallığı ile ticaret anlaşması yapıyor. Venedik'e bazı ticari kolaylıklar sağlıyor. Ve Trabzon Rum İmparatorluğu'ndan Sinop'u alıyor. Burayı da unutmuyoruz. Şehirdeki limanda ilk Selçuklu tersanesi yaptırılıyor arkadaşlar. 1. Alaaddin Keykubat. Bu da arkadaşlar Alanya Kalesi'ni fethediyor. Zaten Alanya Kalesi'nin ya da Alanya'nın ismi de Alaaddin Keykubat, Alayiye'den geliyor diye biliyorum. Burada bir tersane kuruyor. Donanmayı güçlendiriyor. Zaten gidenleriniz görmüştür illa Alanya Kalesi'nde bir tersane var. Bu dönemde Selçuklar ilk deniz aşırı seferi gerçekleştiriyor ve Kırım'daki Suldak Limanı'nı ele geçiriyor. Burası da önemli. Sonrasında arkadaşlar 1. Alaaddin Keykubat döneminde Yassı-Çemen Savaşı gerçekleşiyor. Şimdi Moğollar geliyor Anadolu'ya doğru. Moğolların gelişini durdurmak için arkadaşlar Alaaddin Keykubat da şey yapıyor. Diğer beyliklere ya da işte ne bileyim toprakları olanlara hani anlaşmaları imzalayarak Moğolların girmesini engelliyor. Sonrasında Harzemşahlara gidiyor işte hani doğuyu siz koruyun diyor. Sonrasında Harzemşahlar da Van'ı almak istedikleri için hani bunu fırsat biliyorlar ve bir savaş açıyorlar. Bunun sonucunda da işte Ahlat'ı almak istiyorlar. 1. Alaaddin Eyyubilerle anlaşıyor ve Harzemşahlarla Yazıçemen Savaşı'nı yapıyor ve ağır bir yenilgiye uğratıyor Harzemşahları. Bu savaşın sonucunda da Harzemşahlar tarih sahnesinden siliniyor. Moğollar ile Türkiye Selçuklu Devleti komşu oluyor. Maalesef ki bu kötü bir olay. Moğol tehdit döndü. Selçuklu Devleti bu savaşta birçok askerini yani birçok kan kaybediyor. Yazıçemen Savaşı'ndan kısa bir süre sonra da Celaleddin Harzemşah'ın ölümü üzerine Harzemşah Devleti yıkılıyor. Ve yıkılış dönemimiz yani dönemi Selçuklu'nun 1. Alaaddin Keykubat'ın ölümünden sonra 2. Gıyasettin Keyhüsrev başa geçiyor. Bu dönemde de arkadaşlar Vezir Saadettin Köpek var. Kendi çıkarları uğruna hareket ettiği için bu da iç kargaşalara sebep oluyor. Toplanan ağır vergiler, Selçuklu Devlet Otoritesi'nin zayıflaması, bir de Babaysak isyanı, Babayler isyanı oluyor. Bu olayların hepsi Selçuklu Devleti'nin zayıflamasına sebep oluyor. Sonrasında Moğollar harekete geçiyor. Erzurum'u yağlıyorlar ve Köse Dağı Savaşı ile de Türkiye Selçuklusunu yenilgiye uğratıyorlar. Köse Dağı Savaşı ile biz tam anlamıyla yıkılıyor muyuz? Hayır, yıkılmıyoruz. İkinci Mesut'un hani çok kötü bir durumdayız ama hani yine de yıkılmıyoruz. İkinci Mesut'un ölümünden sonra yıkılıyoruz. Bu savaş sonunda arkadaşlar Türkiye Selçukluları vergi vermeyi kabul ederek Moğolların egemenliği altına giriyor. Moğollar Selçukluların taht sorunlarından yararlanarak istedikleri kişileri sultan yapıyorlar. Anadolu'da güvenlik ve huzur bozuluyor, ticari canlılık azalıyor. Moğolların çekilmesi üzerine Anadolu Türk beylikleri bağımsız hareketleri nedeniyle Anadolu Türk Birliği bozuluyor. Yani ikinci dönem Türk beylikleri ortaya çıkmaya başlıyor. İkinci beylikler dönemi başlıyor. Gıyasettin ölümden sonra başlayan taht kavgalarından yararlanan Moğollar Anadolu üzerindeki baskılarını arttırıyor. İkinci Mesut'un ölümünden sonra tahta Selçuklu soyundan geçebilecek kimse kalmıyor. Bu yüzden de Moğolların Anadolu'yu merkezden görevlendirdikleri Timurtaş Paşa ile yönetmeye başlıyor ve sonrasında Türkiye Selçuklu Devleti yıkılmış oluyor. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kültür ve uygarlığına bakacağız şimdi. İlk olarak devlet yönetiminde İnekut anlayışı egemen. Büyük Selçuklarda Melik ve Atabey isyanlarından ders çıkaran Anadolu Selçuklu Devleti Meliklerin öğretmenleri Melik'le Şehzade Mantı hükümdar oğlu. Onlara ordu kurma izni vermiyor. Sonrasında töreyle hükümdarların yetkileri de kısıtlanıyor ve hükümdarlık alametleri olarak para bastırmak, tuğra çektirmek, sancak edilmek, nöbet yani davul çaldırmak, hutbe okutmak gibi. Divanlara bakacak olursak da arkadaşlar en büyük divan Divanı Saltanat. Bütün o devlet işlerinin görüşüldüğü yer. Divanda sultan başkanlığında yürütülüyor demiş. Divanı istifa maliye işlerine bakıyor. Başkanına müstevfi deniyor. Çok
karaladım. Divan Tuğra devletin iç dış çalışmalarına bakıyor. Ferman ve beratları hükümdarın Tuğra'sını çekiyor ve başkanına Tuğra'yı deniyor. Divan-ı Arz askerlik işlerine bakan divan, divan-ı İşraf mali ve idari işlere bakan teftiş eden divan, başkanı müşrif deniyor. Divan-ı Mezalim hükümdarın başkanlık ettiği örfi mahkeme, bir şehri bir örfi. Niyaneti saltanat, bu da hükümdar yokken onun yerine vekalet eden divan, başkanı da naib deniyor. Şöyle aslında naib B ile yazılıyor. Divan üyeleri de şunlar: vezir, sultandan sonra gelen en yetkili memur, naib, vekil anlamına geliyor. Sultanın başkentte olmadığı zamanlar devlet işlerine vekalet eden müstevhi, bugünkü maliye bakanı, devletin gelir giderlerini kayıtlarını tutuyor. Müşrif, müfettişlik vazifesi vardı. Devletin idareci memurlarını teftiş ediyor. Tuğracı yazışmaları yürütür. Sultanın fermanlarını Tuğra çeker. Pervaneci, ikta arazilerin dağılımını ayarlar ve arazi kayıtlarını tutar. Arız, ordu teşkilatının maaş ve ihtiyaçlarının karşılanması ile çalışmalar yapar. Emir-i Dat da bugünkü Adalet Bakanı, soruşturma ve tutuklamalara bakıyor. Orduya bakıyoruz. Dört kısma ayrılıyor arkadaşlar. Has ordusu, tımarlı sipahiler, Türkmen birlikleri ve yardımcı birlikler. Has ordusu devşirme olarak alınıyorlar. Bu Osmanlı'daki tımar yeniçeri sistemi gibi. Özel eğitime tabi tutuyorlar. Sadece başkentte bulunuyorlar ve devlet hazinesinden 3 ayda bir maaş alıyorlar. Tımarlı sipahilerde en büyük bölümü tamamen süvari oluyor ve Türkmenlerden oluşuyor. Türkmen birlikleri de uç bölgelerde akınlar yapıyorlar ve sürekli olarak savaşa hazır bulunuyorlar. Yardımcı birlikler de Selçuklu Devleti'ne bağlı birliklerin savaş zamanı yolladığı askerler. Donanmamız da arkadaşlar, Alanya, Antalya, Sinop limanlarına birçok donanma kuruluyor. Kıyıları koruyan ve donanmaları yöneten deniz komutanına Emiri Sebahihillin deniyor. Devletin en yetkili deniz kumandanına ise Reisül Bah deniyor. Ekonomik hayata bakacak olursak da ticari gelirlerimizi arttırmak için şu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ticaret hakimiyet kurmaya dayalı bir dış politika izliyor. Önemli ticaret yolları üzerinde hakimiyet kuruluyor. İpek yolu, baharat yolu. Ticaret yolları üzerinde pek çok kervansaray ve han ilan ediliyor yalnız. İnşa ediliyor. Şuraya da parantez açmışız. İlk kervansaray, ikinci Kılıç Arslan döneminde inşa edilen Alayhan. Saldırıya uğrayan tüccarlarla sigorta sistemi getiriliyor. Derbentlerle geçitlerde muhafızlar bekletiliyor. Antalya ve Sinop gibi liman kentleri fethediliyor ve buradaki limanlar genişletiliyor. Yabancı krallıklara düşük gümrüklü tarifeli anlaşmalar imzalanıyor ve madencilik çok gelişiyor. En çok demir, bakır, şap ve kaya tuzu madenleri çıkarılıyor. Bir dahilik teşkilatı var arkadaşlar. Bu da esnaf teşkilatı mantığı. Kırşehir'de yaşayan bir derece ustası olan Ahi Evren tarafından kuruluyor. Amaçları şunlar: kaliteli üretim yapılmasını sağlamak, çıraklık, kalfalık, ustalık derecelerini göstererek mesleğe eleman yetiştirme, ürün fiyatlarını kontrol ederek haksız kazancın önüne geçmeye çalışma, halkın da hakkını gözetme ve zor durumda olan esnafı gözetme. Ülke toprakları da şu şekilde dörde ayrılıyor: has arazi, ikta arazi, mülk arazi ve vakıf arazi olarak. Has arazi, bunların arkadaşlar bu topraklardan elde edilen vergiler sultan ailesine ve yakınlarına veriliyor. İkta arazi, bu tımar sisteminin aynısı, asker yetiştiriliyor. Meliklere, emirlere, komutanlara hizmetleri karşılığında veriliyor. Mülk arazi de kişiye ait toprak. Satılabilir, devredilebilir, miras bırakılabilir toprak. Vakıf arazi de gelirli, dini ve sosyal olarak sosyal kurumların yapılması, masrafların karşılanması için ayrılan toprak. Kültürel hayata gelecek olursak da Türkiye Selçuklu Sultanları yerli ve yabancı bilim insanına birçok rahat çalışma ortamı sunuyor arkadaşlar. Bu dönemde resmi dil Arapça, ama Moğolların önünden kaçarak Anadolu'ya giren İranlı aydın ve idarecilere Türkiye Selçuklu Devleti'ne hizmet etmesiyle birlikte dilleri de etkiliyor ve resmi dilimiz sonrasında Farsça oluyor. Zaten farkındaysanız hükümdarların isimleri de Farsça. Yani biz ne diyebiliriz? Fars kültüründen etkilenmişiz diyebiliriz. Ama bilim dili hala Arapça kalıyor.
Dönemin düşünürleri eserlerinde insan sevgisini birlikteliği ön plana çıkararak toplumsal düzenin devamını sağlamaya çalışıyorlar. Bunlardan ikisini vermiş buraya. Divan ve Risalet-ül Nüsiye adlı eserleriyle Yunus Emre ve Mesnevi ve Divan-ı Kebir adlı eserleriyle de Mevlana Celaleddin Rumi dedik. Ve mimari olarak da, şimdi arkadaşlar mimari olarak burada zaten en önemli eserleri vermişiz. Birazdan yine bakarız. Hepsini ezberlemeniz ya da aklınızda tutmanız önemli değil. Az önce bir dönem beyliklerinde söylemiştim. Onları aklınıza tutsanız yeterli. Türkiye Selçuk Devleti'nin zamanında inşa edilen cami, mescit, medrese, külliye, türbe ve kümbetler, dini mimari, saray, köşk, kervansaray, darüşşifa, han, çarşı, köprü ve çeşmeler sivil mimari, kale ve surlar da askeri mimariye örnektir. İşte bakıyoruz, Mat Hatun Külliyesi, Konya Veli dedik, Alaaddin Camileri, Konya'da Taş Mescit, Sırçalı Mescit, Karatay Mescidi ve medresesi, Kayseri'de Döner Kümbet, Kayseri'de yine Kuba diye, Beyşehir'de Kuba Dabat, Yazlık Sarayları ile Kayseri'de Gevher Nesibe Darüşşifası dedik ve bunlarla ilgili ilk sorularımızı çözelim. Anadolu Selçuk Devleti'nin Türkistan dünyasının en önemli hizmeti aşağıdakilerden hangisi olmuştur demiş. Haçlı saldırılarına başarıyla karşı koymaları doğru. Büyük Selçuk Devleti'nden koparak kurulmaları hayır. Yaz Çemen Savaşı ile Herzem Şahları yenmeleri, bu da İslam'a ait bir şey değil. Farsçayı resmi dil ilan etmeleri hayır. Geleneksel veraset sistemini uygulamaları bu da değil, ama Haçlı saldırılarına karşı koymaları Türkistan dünyasında en önemli hizmetlerinden birisidir diyoruz. Yukarıda bilgisi verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir demiş. İlk beylikler içinde en güçlü olandır. Anadolu'da ilk medresi olan Yağıbasan Medresesi'ni yaptırmışlardır. Neydi bu? Danişmen Diler. Aşağıdakilerden hangi Selçuklu Devleti'nin ticaret hayatını canlandırmak amacıyla yaptığı çalışmalardan biri değildir? Liman şehirlerini fethetme, ticaret. Düşük tarifeli gümrük uygulama, ticaret. Şehirlerin etrafına sur ve kaleler yapma, askeri. Kervansarayları inşa etme, yine ticaret. Sigorta sistemini uygulama, bu da ticaret. Yani cevabımız Ceyhan. Buna göre Köse Dağ Savaşı'nın aşağıdaki durumlardan hangisini ortam hazırladığı söylenemez. Köse Dağ Savaşı sonrasında Anadolu'da beylikler tekrar kurulmaya başlamıştır. Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara vergi vermeyi kabul etmiş ve bastırılan paralarda Moğol hükümdarının ismi geçmeye başlamıştır demiş. Söylenemez diyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasını ortam hazırlamış mıdır? Evet. Anadolu Türk Siyasi Birliği'nin parçalanmasını ortam hazırlamış mıdır? Evet. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Moğollara bağlı hale gelmesi. Evet, Moğol hükümdarı ismine para bastırıyor. Demek ki ona bağlı. Anadolu'da siyasi gücün el değiştirmesine evet. Ne oluyor? Moğollara geçiyor siyasi güç. Ama Türk nüfusunun azalmasına hayır, bundan bahsedemeyiz. O yüzden cevabımız Edirne. Yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Saltuk Buğra Han tarafından Erzurum ve çevresinde kurulan Saltuklar sınırlarını Kars ve Bayburt yönünde genişletmişlerdir demiş. Bu bilgilerden hareketle Saltuklarla ilgili sınırlarını batıya doğru büyütmüşlerdir. Hayır, doğuya doğru. Bilimsel gelişmelerde en ileri seviyeye ulaşmışlardır. Burada bilimselle ilgili bir şey yok. Egemenlik alanlarını genişletmişlerdir. Evet, cevabımız Ceyhan. Kelime olarak vekil anlamına gelirdi. Sultanın başkenti olmadığı zamanlarda devlet işlerine vekalet ederdi demiş. Anadolu Selçuk yönetiminde görev yapan ve yukarıda tanımı verilen görevli aşağıdakilerden hangisidir? Neydi? Naib. Bu Müsrif yazı işlerine bakıyordu. Emirdat Adalet Bakanı'ydı. Arız askeriye işlere bakıyordu. O zaman ne oluyor? Naib. 7. Yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Anadolu Selçuklu Devleti en parlak devrini Alaaddin Keykubat döneminde yaşamıştır. Bu dönemde Kırım'daki Suudak Limanı alınmış, Artukluların varlığına son verilmiş, ilk defa para altın para bastırılmıştır. Bu bilgilere bakılarak Anadolu'da seferler yapılmış, deniz aşırı, Anadolu'da sefer ne ya? Deniz aşırı seferler yapılmış mıdır? Evet. Anadolu'da önemli bir liman kenti fethedilmiştir. Evet. Devletin ekonomisi güçlenmiş midir? Anadolu'da önemli bir liman kenti değil. Hayır, Kırım'daki Suudak Limanı, pardon. Yani önemli bir liman kenti olduğunu anlayamayız. O yüzden onu geçtim. Zaten Anadolu'da değil.
Devletin ekonomisi güçlenmiş midir? Evet. 1 ve 3 olacak. Tamam. Denizli. Bu gelişmenin durumlardan hangilerinin neden olduğu söylenebilir. Anadolu Selçuklu Devleti'nde Moğol tehlikesine karşı bazı önlemler alınmıştır. Bunlardan bir tanesi de Erzemşahlarla Moğollara karşı ittifak anlaşmasının yapılmasıdır. Ancak Erzemşahların Ahlat'a saldırması üzerine bu devlette Yassı-Cemen Savaşı yapılmıştır ve Erzemşahlar bu savaşta yıkılış sürecine girmiştir. Bu gelişmenin durumlardan hangilerine neden olduğu söylenebilir. Moğollarla Anadolu Selçuklu arasındaki tampon bölgenin ortadan kalkmasına evet. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Hristiyan uluslarla karşı karşıya gelmesine hayır. Ticaret yollarının kaybedilmesine hayır. Erzemşah halkının Orta Asya'ya dönmesine hayır. Moğolların doğuya doğru sefer düzenlemesine hayır. Az önce de anlatmıştık. Erzemşahlar tampon bölgemizde. Onları kalkınca ne oldu? Biz Moğollarla direkt komşu olduk. Ve son sorum. Selçuklularla ikta, yani tımar dağıtımını yapan, bu dağıtım ile ilgili yazışmaları, fermanları inceleyen ve denetleyen kişiye pervaneci denirdi. Osmanlı'da da aynı işleri nişancı yapardı demiş. Türk İslam devletlerindeki bu duruma bakıldığında hangilerine ulaşılabilir? Toprak sistemine ilişkin uygulamalarla devamlılık olduğunu ulaşılabilir. Çünkü Selçuklularda da var, Osmanlı'da da var, devam ediyor. Ülke topraklarının genellikle devletin tasarrufunda bulunduğu, evet, tımar dağıtımı, toprak dağıtımı yapıyor. Müsaade uygulamasına son verildiği bununla ilgili bir şey söyleyemem. O yüzden cevabım Denizli. Evet arkadaşlar, sorularımız da konumuz da bu kadardı. Yine anlamadığınız ya da hocam bu böyle değil miydi, hocam bu böyle mi olacak dediğiniz bir şey varsa mutlaka aşağıda yorumlar belirtmeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.